tekrar söylüyorum. Ulan eşeğe bak. Ulan. Merhaba arkadaşlar. Beni yakından tanıyanlar benim İngiliz Mastif aşkımı bilirler. Benim Arden vardı biliyorsunuz. Yani dünyalar güzeli erkeği, yakışıklı, kabadayı ergi Arden vardı. 112 kiloydu. Arden'i ben kanserden kaybettim. Kendime de gelemedim birkaç ay boyunca. Çünkü Arden çok şey bir köpekti. Nasıl diyeyim size? Bana düşkün bir köpekti. Yani ben hayatım boyunca en iyi iletişim kurduğum köpeklerden biriydi Arden. Bu Fidel, Arden'in oğlu. Annesi de Fila bunun. Benim üretimim. Guardia Turca üretimi. Ben çok sevdiğim kişiliklerin ya da tarih kahramanlarının isimlerini yavrulara veririm. Fidel Castro'yu da çok sevdiğim için Fidel Castro'nun adını vermiştim Arden'e. Şey Arden'in oğluna. Sağ olsun Bülent Bey diye bir arkadaşım almıştı bunu. Arden'in öldüğünü duyunca Fidel'i bana getirdi. Dedi sana oğlu yakışır Arden'in diye. Fidel daha büyümeye devam ediyor. Şu an takribi 80-82 kilo falan. Tam gelişimini oturtmuş değil. Daha bir yıl daha büyüyecek. Şimdi İngiliz Mastifleri diğer köpeklerden ayıran özelliklerden bir tanesi arkadaş. Biliyorsunuz Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki dünyanın en iri köpeği İngiliz Mastif'tir. 130 kilodur. Dev gibi bir şeydir yani. İngiliz Mastiflerde üst sınır yoktur. Yani uluslararası yarışmalarda büyüklük sınırının olmadığı nadir köpeklerden biridir ya da belki tek köpektir. Yani ben İngiliz Mastifi bildiğim için konuşuyorum. İngiliz Mastifler böyle hani ısırma, parçalama huyu olan köpekler değildir. Uyarıcı köpeklerdir. Yani yabancılara karşı daha çok gövdesini kullanır. Yani burnuyla kafa vurur. Düşmanı yıkar. Hala direnirse ondan sonra müdahale eder. Çok güçlü köpeklerdir. Şimdi niye önemli bunlar tarihsel açıdan? Dön bakayım Fidel. Dön. Hop. Milattan önce 45 yılında ilk Julius Caesar'ın Britanya seferiyle oraya götüren Napolitan Mastiflerin savaş köpeklerinin İrlanda kurtlarıyla eşleşmesiyle milattan sonra 56'lara kadar falan oluşmuş bir ırktır. 3 imparator görmüştür. Bunlardan bir tanesi işte Julius Caesar. Daha sonra İmparator Claudius var. Bir imparator daha vardı. Adı aklıma gelir. Birazdan. 3 imparator döneminde oluşmuş bir ırktır. Çok büyük arazilerde koruma köpeği olarak kullanılmıştır. Özellikle 1800'lü yıllara kadar dünyada bu köpek ırklarının oluşumunda çok etki olan bu lordların köpek dövüşlerinde falan çok öne çıkmış bir köpektir. Çok dövüştürülmüştür. Renkleri aprikot dediğimiz renkten başlar, favna doğru gider. Yani şeftali renginden kayısı rengine doğru gider. Arada brindle dediğimiz kırçıllı diye tabir edilen halk arasında ya da bizim Anadolu'da çapar denen renkleri de vardır. Bu renkler aynı zamanda Presa Canario'nun da atalarından olduğu için kendi renklerini Presa Canario'ya da aktarmıştır. Çok sadık köpeklerdir. Sahibine çok düşkün köpektir. Çocuklara ve kadınlara karşı çok yumuşak köpeklerdir. Korumacı köpeklerdir. Mesela atıyorum bahçeli bir eviniz varsa ve bunu besliyorsanız, ufak çocuğunuz varsa, çocuk okula servisle gidiyorsa onu servise kadar götürür, saatini öğrenir. Servisin geliş saatinde de mutlaka bekler. Çocuğun gelmesini bekler. Eve giren bir yabancı olursa yatırır, üstüne çıkar yatar. Çok da onurlu köpeklerdir. Mesela Arden belden aşağısı felç olunca intihar etti. 3 gün yemedi içmedi. Yani ne yaptıysak yemek yedirip içiremedik. Kurtaracağız ümidimiz vardı. Hayvan bulunduğu ortama, yattığı yere, yani kendini taşıyamamayı falan kaldıramadı tabii. Yani olduğu yere tuvaletini falan yapınca onu onur meselesi yaptı, utandı. Bunlar kabadayı köpeklerdir ya. Yani doyamayacağınız köpeklerdir. Mesela beni herkes ne diye tanır? Presa Canario'la olan aşkımla tanır. Ben Presa Canario'lara aşık bir adamdır. Mesela çok severim Presa Canario'ları. Yıllarca besledim. Mesela ben hiçbir köpeğin bana Presa Canario
ırktan vazgeçirip kendine bağlayacağı aklıma gelmezdi. Ta ki Arden'e kadar. Yani İngiliz mastifler özel köpeklerdir. Yani büyük ırk sevenler için. Hani bizde de işte Malatya'ya falan gidiyorlar ya. İri ırk sevenler. Onun gibi düşünün. Burası böyle Arden'e dönünce sağ olsun bir ressam dostumuz var, Banu Uzunbilek diye. Bana Arden'in tablosunu yapıvermişti. Ya Arden unutulacak köpek değildir. Türkiye Grand Şampiyonu'ydu, Ukrayna Grand Şampiyonu'ydu. Bana gelmeden önce Ukrayna'da şampiyon olmuştu. Türkiye'de de Grand Şampiyonlukları oldu. Yani Arden ayrı bir dünyaydı. Yani hep bizim burada çalışan personel bile Arden'le ilgili derdi ki abi bu köpek olamaz. Bu daha önceki yaşamında ya bir imparatormuş ya böyle bir mafya babasıymış. Ölmüş. Şimdi ruhu bununla gelmişti. Bu bütün çiftliği yönetirdi yani. Çiftlikte 100 tane köpek var. Hepsi Arden'e göre hareket ederdi. Hala uluyanlar oluyor. Ben duygulanıyorum çünkü ulumayı Arden öğretmişti. İngiliz mastifler bak çok havlamaz ama güzel olurlar. Yani çok güzel olurlar. Dinlemeye doyamazsın uluyuşlarını. İngiliz mastifin özelliğine bakın burada tarihçesinden bahsediyoruz. 2000 yıldan fazlasını söylüyoruz. Yani milattan önce 55'lerden başladık. 55 yıl oradan 25. Yani 2080 yılı anlatıyoruz şu an burada. 2080 yıllık bir köpek. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok önemli bir şey tabii. Bakın Julius Caesar'la başlamış. İmparator Julius Caesar'la Britanya seferine başlamış. Ne zaman? Galya seferinden sonra. Ondan sonra İmparator Claudius döneminde devam etmiş. Claudius'a kadar devam etmiş. Arada hatırladım İmparator Augustus var. Yani üç büyük Roma İmparatorunun etkisiyle, çalışmasıyla oluşmuş bir ırk. Yani İngiltere'nin tarihi İngiliz Mastif'le başlıyor arkadaşlar. Yani renkleri de söyledik. Dişileri 70 ile 90 kilo, 100'e de dayanabilir bu. Erkekleri 80 ile 110 kilo. Bu işte rekorlar kitabında 130'a kadar çıkmışı var. Yani böyle sevecen, böyle güçlü bir köpek, böyle sadık bir köpek göremezsiniz. Benim bir anımı anlatayım size. Ben 2017'de kalp krizi geçirdim Temmuz'da. Doktor da yürüyüş yapmamı söyledi. Ormanda yürüyüş yapıyoruz. Böyle Temmuz sonlarında falan. Ben Arden'le yürüyüş yapıyorum. Böyle 25-30 domuzluk bir sürünün içinde kaldık. Sürünün küçük yavruları da var. Sürü lideri erkek domuz yavrularını kıskandı. Benim üzerime yürüyünce bütün sürü benim üzerime yürümeye başladı. Arden direkt bunlara müdahale etti. Şimdi mesela orada bir Prese Canario, bir Dogo Arjantin olsaydı ne yapardı? Domuzların peşinden yardırır giderdi. Şimdi domuzlar da çok akıllı hayvanlar. Ne yapıyorlar? Bir kısmı köpeği çekerken diğer kısmı arkadan size dolanıyor. Yani bayağı da tedirgin oldum. Üzerimde silah yok, çakı yok, hiçbir şey yok. Zaten kalp krizi geçirmişim. Zar zor yürüyorum, zor nefes alıyorum. Şimdi Arden bir kovaladı domuzları. Böyle kaç metre? 10 metre falan uzaklaştı benden. Sonra bir baktım Arden 10 metrelik bir daireyle çevremde sürekli dönüyor, domuzları uzaklaştırıyor. Beni asfalta çıkartana kadar ki bayağı ormanın derinliklerindeydik. 2 kilometre falan içerideydik. Arden göz temasını benimle hiç kaybetmedi. Yani orada mesela benim Prese Canario'lar olsaydı onu düşündüm. Prese Canario ne yapacaktı? Yardıracaktı domuzun arkasından gidecekti. Ama sürünün devamı bana saldıracaktı. İngiliz mastiflerin bu şekilde bir korumacılığı var. Ha böyle hani pitbull gibi işte ne bileyim Dogo Arjantin gibi, Prese gibi böyle Doberman gibi, Rottweiler gibi atak saldıran köpek istiyorsanız İngiliz mastif uygun değil. İngiliz mastif böyle hani ben daha çok şeye benzetiyorum. Bizim Osmanlı kabadayılarına benzetiyorum. Hani bizim itfaiye teşkilatında kabadayılar varmış ya itfaiyenin olduğu bölgelerde. İşte kadı yoksa kadının görevini yaparmış, rajon kesermiş. Boşanma davasına tutuyor, alacak vereceği kadar bakarmış. İtfaiye kabadayısı. Şimdi ben o kabadayılara benzetiyorum İngiliz mastifleri. Böyle kendisi çok güçlü, çok olgun, çok oturaklı ama bunun getirdiği böyle bir ağırlık, bir mülayimlik, bir özgüven, kendine güven. Yani hiç kimseye saldırmaz, bulaşmaz. Ama sınırlarını da çizer. Yani kardeş bu bahçeye girmeyeceksin dediği zaman girmeyeceksin. Birader. Yani ilk yaptığı bir burun vurur, kafa vurur yani önce. Kafa vurarak adamı yıkar. Yine bir direniş görürse o zaman saldırır. Isırmak son tercihidir. Zaten ısırmasın, ısırdığı zaman da kopartır yani.
Bunu ya sevgi pıtırcığı bak. Hani o podul modul besleyenler var ya evde. Ya al sana podul. Biraz büyük ama. Oy bak. Eşya. Eşya. Bak. Bak. Gel. Gel. Bu arada cüsseye rağmen de çok atletik hayvanlardır ha. Öyle koşar, zıplar, hoplar. Tutamazsın yani. O ciğer var hayvanda. Hani böyle antal, koftirik. Bir kilometre gideyim kalbi çatlasın falan yok yani. Güçlü köpekler. Davay. Fide. Oh. Guardia Türka çiftliğinden hoşçakalın. İngiliz mastifsiz kalmayın. Unutulmazım, gerçek dostum. Yani ben 49 yaşındayım arkadaşlar. 49 yıldır köpeklerle yaşarım. Bunun 30 yılını, 31 yılını da böyle hiç köpeksiz geçirmedim. Bunca yıl içinde çok böyle uğruna ölürüm dediğim köpeğim oldu. Hiçbirisi Arden'in yerini tutamazdı. Arden bir başka delikanlıydı yani. Ciğerimden parça koparttılar Arden'in yerini. Yani kaldıramadım. Arden'in burada yatıyor.